Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. LGS kampımızın 4. günüyle devam ediyoruz. Biliyorsunuz Şeker Portakalı Yayıncılığı LGS kamp kitabından seçmiştik sorularımızı ve oradan çözüyorduk. Sizler de etrafınızdaki kırtasiyelerden ve mağaza.hocalarageldik.com'dan ne yapabilirsiniz? Kitabı temin edebilirsiniz. Bugünkü 4. fasikülümüzü çözeceğiz. Sizler de gün gün fasiküllerinizi çözerek LGS'ye bomba gibi bir kampla hazırlanabilirsiniz. Sömestr kampının 4. fasikülündeki konularımız fiilimsi, cümlenin ögeleri ve yazım kuralları olacak. Hemen sorularımıza bakalım. Ne diyor bize? Verilen afişte kaç numaralı cümlede zarf fiil yoktur diye soruyor. Dersleri dikkatli dinleyerek başarılı olunur. Arak erek ekimiz var burada. Burada bir zarf fiil buldum. Tekrar yapınca başarılı olunur. Önce ince var, zarf fiil buldum. Azimli oldukça, dıkça dikçe var. Ne yaptık? Zarf fiil buldum. Unutma derken buradaki mame olumsuzluk ifadesiydi. Makmek ve başarma ise isim fiil olarak ne yapacak? Karşımıza çıkacak. Demek ki bizim 4. cümlemizde neymiş? Zarf fiil yokmuş arkadaşlar. Hangisinde farklı türde bir fiilimsi vardır diyor. Şimdi farklı tür dediğinde hemen bir fiilimsi türlerimizi hatırlayalım. Bizim bir isim fiilimiz vardı. Bir sıfat fiilimiz vardı. Bir de ne vardı? Zarf fiillerimiz vardı arkadaşlar. Baktığımızda ondan ayrılmak hayatımın en büyük hatasıydı. Burada bir isim fiil bulduk. Okuyuş diyor. İmrenmemek. Okuyuş isim fiil. İmrenmemek isim fiil. Konuşarak arak erek var. Burada ne var? Zarf fiil bulduk. Halledebileceğimizi acak ecek var. Bir sıfat fiil bulduk. Ailesiyle tanışmayı en çok o istiyordu. Mayışmaktan bir isim fiil bulduk. C şıkkında zarf fiil ve sıfat fiil olduğu için farklı türde fiilimsi bulduk. Numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur diye soruyor bize. Bakalım. Tüm uyarılarımıza rağmen hala konuşa konuşa odayı terk etti. Nasıl terk etti? Konuşa konuşa. Sararmış yaprakların görüntüsü. Sararmış, mışmış eke almış. Balık tutmak, mayışmaktan isim fiil eke almış. Bilgin kişiliğiyle herkes kendine hayran bırakıyordu derken burada bilgin kişiliği herkes kendine hayran sözcükleri isimken bırakıyordu ise fiil. Ama bu nasıl bir fiil? Çekimli bir fiil. Demek ki fiilimsi değil. Cevabımız 4 olmuş oldu arkadaşlar. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yer alan fiilimsinin türü yanlış işaretlenmiştir diyor. Kardeşimle sabahları yürüyüşe çıkıyoruz. Yürüyüş isim fiil. Doğru. Giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için özel bir ekip kuruldu. Buradaki giyecek sözcüğü artık kalıcı isim olmuş. Sakın buna sıfat fiil demiyoruz. Karşılamak sözcüğü ne olmalıydı? İsim fiil olmalıydı ama bana sıfat fiili işaretlemiş. Cevabımız B şıkkı oldu. Diğer fiilimsilerimize bakalım. Gelecek hafta sıfat fiil. Binip derken binip sözcüğü de zarf fiil olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Özne bir cümlede işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kişi veya varlıktır. Nesne ise cümlede öznenin yaptığı işten etkilenen varlıktır. Bakalım hangisinde nesne yoktur diye soruyor. Annem susuz kalan çiçekleri suluyor. Suluyor yüklem. Kim? Annem özne. Neyi suluyor? Susuz kalan çiçekleri nesne. Yaren benden sessizce bir bardak su istedi. İstedi yüklem. Kim istedi? Yaren özne ne istedi? Bir bardak su bizim nesnemiz oldu arkadaşlar. Her gün 2 bardak kahve içiyorum. İçiyorum yüklem. Kim? Ben. Gizli öznemiz var. Ben ne içiyorum? 1-2 bardak kahve. Burası bizim nesnemiz oldu. İlaçlarını içemediği için doktor anneme çok kızmış. Kızmış yüklem. Kim kızmış? Doktor. Kime kızmış? Anneme. Fakat bizim nesnemizi bulurken biz hep ne yaptık? Kimi, neyi ve ne sorularını sorduk. Zaten bu sorulara cevap veren bir öge olmadığı için cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Hangisi ögeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır? Böyle sorularda arkadaşlar genellikle bir tamlamanın parçalanması söz konusu oluyor. Bakalım. Ben az önce bir çocuğun ağlaya ağlaya yürüdüğünü gördüm. Gördüm yüklem. Kim gördü? Ben. Ne gördüm? Bir çocuğun ağlaya ağlaya yürüdüğünü ne zaman? Az önce. Motosikletinin başına gelenleri
Ona söylemedim. Söylemedim yüklem. Kim, ben, neyi söylemedim? Motosikletinin başına gelenlere. Kime? Ona. Herkesçe bilinen bu film gerçek hikayeyi ele alır. Ele alır yüklem. Ele almak bir deyim grubu olduğu için ne yapmamam gerekiyor? Benim bunu parçalamamam gerekiyor. O yüzden cevabımız C şık olmuş oldu. Cümlede yönelme, bulunma, ayrılma bakımından yüklemi tamamlayan sözcük ya da söz gruplarına yer tamlayıcısı denir. Hangisinde yer tamlayıcısı vardır? Olacağım yüklem. Kim? Ben. Ne zaman? Yarın bu vakitlerde. Zarf tümleci. Nereden? Ayrılmış olacağım yüklem. Nereden? Muğla'dan. Dolaylı tümlecimiz oldu. D şıkkı gitti. A şıkkımız gitti. Biz bunu dedene diye koklayacağız arkadaşlar. Yer tamlayıcısında hem zarftır sorularınızın hem de cevaplarınızın D'den E eklerinden birini ne yapması gerekiyor? Alması gerekiyor. Burada dolaylı tümlecimizi bulduk. O yüzden cevabımız A oldu. Yukarı sözcüğü nereye sorusuna cevap verdiği halde ek almadığı için cevabım olamaz. Onun dışında da zaten yer yön bildiren herhangi bir sözcüğümüz yok. Cevabımız A şıkkı olmuş oldu. Bakalım şimdi sorumuza ne diyor? Nurcan öğretmen tahtaya yukarıdaki şekli çizmiş. Öğrencileri Akın ve Asya'dan defterlerine şekildeki kavramlarla ilgili üçer örnek yazmalarını istemiştir. Öğrencilerin yazdığı kelimeler şu şekildedir. Kaçar yazım yanlış yapmışlar diyor. Bakalım kurallarımız neymiş? Nesne, eşya ya da alet adlarında biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Zamanla ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır. Gök cisimleriyle ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Bakalım. Köyümüze gök taşı düşünce herkes çok korktu. Gök cisimleriyle ilgili birleşik kelimeleri ne yapıyorduk? Ayrı yazıyorduk. Akın doğru yazmış. Bakalım. Şantiyeye acil alçı taşı almamız gerekiyor. Ne demiştik? Nesne, eşya ya da alet adlarından biriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Alçı taşı doğru. Ne? Hafta sonu tatil için yola çıkacağız. Ne demiştik? Zamanla ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır. Hafta sonunu bitişik yazmış. Akın bir tane hata yaptı. Bakalım Asya kaç tane yaptı? Dil bilim mi? Hiç ilgi alanıma girmiyor. Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır demiştik. Asya hatayı yaptı. Evde hiç toplu iğne kalmamış derken burada nesne, eşya ve alet adlarıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır demiştik. Doğru. Annem banyoyu tuz ruhu ile temizledi derken burada ne var? Tuz ruhunu ne yapmam gerekiyor? Ayrı yazmam gerekiyor. Herhangi bir hata söz konusu değil burada. O yüzden cevabımız ne olmuş oldu? Asya 1, Akın 1, toplamda 2 tane yanlış yaptılar. Yukarıda verilen ünlü yazarlardan hangisinin söylediği cümlede yazım yanlışı vardır? Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Ya düşlerinin peşine düşmeyi seçersin ya da onları kabullenmeyi. İyikilerinde güçlenir, keşkelerinde tükenir. İyikilerimizde ne yapmamız lazımdı? Birleşik yazmamız gerekiyordu arkadaşlar. Burada o yüzden ne yaptık? Bukowski cümlesinde bir yazım yanlışı yapmış. Cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hayvan ve nesne adlarıyla kurulan birleşik kelimeler ayrı yazılır. Demir yumruk bu maçı da kazanacak. Doğru. Kuru kemik neden diyet yapıyor? Burada kuru kemiği ayrı yazmalıydım. O ne çetin cevizdir o? Çetin cevizi ayrı yazmalıydım. Ne varsa eski toprakta var, eski toprağı ayrı yazmalıydım. A şıkkında herhangi bir yazım yanlışı yok arkadaşlar. Büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır diyor. Yukarıda bana kurallarımı vermiş. Ankara ilinin en kalabalık ilçesi Çankaya ilçesidir. İl, ilçe kelimeleri özel isimden sonra geldiğinde ne yapar? Küçük harfle başlar. Büyükler küçük, küçükler büyük yazılacak demiştik hatırlarsanız.
Son tırmanış sezonunda ölümlerin dikkat çekici şekilde arttı. Everest Dağı'nda yeni önlemler alınıyor. Everest Dağı bu şekilde birleşik yazılır. Doğru. Marmara Denizi Türkiye'nin Asya ve Avrupa kısımlarını birbirinden ayırır. Özel adlardan sonra gelen deniz, nehir, göl gibi tür isimleri büyük harfle başlar demiştik. Doğru. Ana yurt Orta Asya'dan gelen Türklerin kurdukları en son devlet Osmanlı Devleti'dir derken Orta Asya'nın A'sını ne yapmam gerekiyordu? Büyük yazmam gerekiyordu. D şıkkında bir yazım yanlışı yapmış. Çünkü neden? Kıta, bölge isimleri ne yapar arkadaşlar? Büyük harfle başlar. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır diye soruyor bize. Sıfat tamlaması yapısındaki kelimeler ayrı yazılır. Deyimler ayrı, ikilemeler ayrı, zamanla ilgili kelimeler ayrı yazılır. Gece yarısı gelen ses herkesi ürküttü. Bir yazım yanlışı yok. Onun bu söylediklerine kulak ver. Yazım yanlışı yok. Orada çeşit çeşit bitkiler var. Yazım yanlışı yok. Koşar adım derken ne demişti bana? Ayrı yaz demişti ama birleşik yazmışım. Arkadaşlar soruların bir kısmını ben çözdüm. Çıkmış soruları da ne yaptık? Size bıraktık bu föyde çözmeniz için. Şimdiden size LGS'de başarılar diliyorum. Kalan sorularımızı çözmeyi unutmayın.